Herkese merhabalar. Bugün size Gofrayer Gurme serisinin vegan sorbesiyle muhteşem bir damla çikolatalı kurabiye hazırlayacağım. Ve en sonunda elbette ki kurabiyelerimle vegan sorbemi birleştireceğim. Şimdi ilk önce kuru malzemelerimi karıştırma kabımı alarak başlıyorum. Yulaf kullanacağım bu tarifte. Biraz un kullanıyorum. Eğer tarifin tamamen glutensiz olmasını isterseniz burada badem unu da kullanabilirsiniz. Biraz esmer şeker ekliyorum ve vanilya ve kabartma tozu. Şöyle ilk önce bir kuru malzemelerimi karıştıracağım. Böyle hem pratik hem çok lezzetli bir kurabiye olacak. Ve elbette ki sonunda vegan sorbeyle birleştiğinde çok daha fazla lezzetli olacak. Kuru malzemeleri ekledikten sonra sıra geldi sıvı malzemeleri eklemeye. Badem sütü kullanıyorum. Dilerseniz soya sütü de kullanabilirsiniz. Bitkisel bir süt kullanabilirsiniz. Çünkü tarifi vegan bir tarif olarak yapıyorum. Hindistan cevizi yağımı ekliyorum. Hem güzel bir dokut katacak kurabiyeme hem de çok güzel bir lezzet katacak. Yine şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Malzemeler birbirine karışsın. Şimdi en son damla çikolatalarımı da ekliyorum. Çok güzel bir lezzet katacak kurabiyeme. Bugün size vegan bir kurabiye hazırladım. Gofrayer serisinin vegan sorbesini hem glutensiz hem de vegan olduğu için çok rahatlıkla tüketebilirsiniz. Şimdi tarifim hazır. Sıra geldi şekil vermeye. Gördüğünüz gibi hem pratik hem de çok lezzetli bir kurabiye hazırladık. Şöyle dondurma kaşığıyla şekil veriyorum. Özellikle yaz günlerinde kurabiyeleri dondurma veya sorbe ile birleştirmek benim tercihlerim arasında. Ve böyle vegan bir tarife de vegan bir sorbe çok yakışacak. Şimdi kurabiyelerim fırına girmeye hazır. 180 derece ısınmış fırında güzelce pişecekler. Ve sonrasında Gofrayer Gurme serisinin Bodrum mandalinası, Mersin limonu ve karadut lezzetleriyle birleşecekler. Şimdi kurabiyelerim fırından çıktı ve sıra geldi Gofrayer Gurme serisinin vegan sorbesinin meyve lezzetleriyle birleştirmeye. Biliyorsunuz ki bir şef olarak bir ürünün ana vatanından gelmesi benim için çok önemli. Şimdi kullanacağım bu vegan sorbenin de tüm ürünleri hem coğrafi işaretli hem de ana vatanından gelmiş. O yüzden benim için tabii ki çok daha lezzetli olacak bu kurabiyeler. Şimdi başlıyorum kurabiyelerimi bu sorbeyle birleştirmeye. Şimdi ilk önce coğrafi işaretli Bodrum mandalinasıyla başlıyorum. Sonra diğer kurabiyemi de şöyle üstüne kapatıyorum ve yavaşça bastırıyorum. Diğer kurabiyemi de karadut vegan sorbeyle lezzetlendiriyorum. Karadut vegan sorbeli kurabiyem de hazır. Ve şimdi en son yine coğrafi işaretli Mersin limonuyla kurabiyelerimi birleştiriyorum. Bugün sizlere Gofrayer Gurme serisinin vegan sorbeleriyle nefis kurabiyeler hazırladım. Dilerim ki siz de bu kurabiyeleri evinizde hazırlarsınız ve sevdiklerinizle paylaşırsınız. Hoşça kalın.